Világjáró sorozatunk mai epizódjában Isztambul Fatih kerületébe, az 1000 éves Sulukule Roma negyedbe látogatunk, melyet úgy ismernek, mint a romák legrégebbi lakónegyede. Ez volt a roma zene és tánc egyik legfontosabb kulturális központja Törökországban, mely világszerte keresett zenészeket és táncosokat adott a török zenei életnek. Európa kapujában a roma kultúra ázsiai és európai gyökerei fonódnak össze. Tartsanak most velünk Sulukulébe! Fatih döneminden başlıyor bu tarafa. Ama ilk romanların gelişi buraya 1254'lerde. 1250'lerde geliyorlar burasını buluyorlar. Ve dünya romanlarından karma 3 tane, 5 tane, 3 tane, 5 tane. Yani 30 kişilik değil. 5 kişilik, 6 kişilik gruplar. Mesela abisinden, dayısından, amcasından geliyorlar. At arabası, demircilik, okabakız, rakaze, müzisyenlik, yani çalgı, o zaman çeşitli sazlar çalarak burada şey yaparken Fatih Sultan Mehmet'le beraber de buradan demir kapıdan ilk defa romanlığa giriyor buraya. Ve Fatih Sultan Mehmet Topkapı'dan girdiği için buradan Topkapı'dan Edirne kapıyı bu romanlara veriyorlar. Buranın adı Sulukule Caddesi oluyor, yolu oluyor. Yol o şimdi şeye göre cadde. Yani şu kale boyundan bu olduğu gibi Sulukule'lere veriyor. Ve bu Sulukule olmasının tek sebebi de İstanbul'a dağılan su, İstanbul'a dağılan bütün çeşmelere dağılan su. Şimdi biz de müzik sendik. Eşikten başlar. Bu annelerimizin, babalarımızın hep bu müzikle uğraştığı için böyle gelmişler. Bu zamana kadar böyle gidiyorlar. Şimdi benim, ben keman çalıyorum. Annem darbuka çalıyor. Babam ut çalıyor. Abim keman çalıyor. Ablam keman çalıyor. Halamın oğlu keman çalıyor. Bir oğlu org çalıyor. Bir oğlu ut çalıyor. Yani bizde sülalece bunu devam ettirmişler. Yüzyıllardan beri devam ediyor. Bu bizim bir geleneğimiz. Roman geleneği. Aynı zamanda bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk sanat müziği. Biz bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk sanat müziğini de çok iyi bilen insanlarız. Ve müzikle uğraşan bir roman Türkiye'de. Dünya romanları da kendi devletlerine göre onlar da onların müziklerinden uğraşıyorlar. Quand on regarde à Sulukule, les maisons qui sont formées en 1900,
qui sont qui ont été fermés en 1993 a perdu cette a transformé cette richesse parce que autrement ils étaient bien économiquement mais ils ont perdu cette chance par la pression de l'autorité publique. C'est on a interdit leur pratique musicale. Ils ont été économiquement appauvris à cause des pressions de la police. Donc on n'a pas voulu qu'ils deviennent des gens qui se représentent dans l'espace public. Pourquoi? Tout le monde a des pratiques, tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut danser, mais seulement les gitans ne peuvent pas. On a défendu leur pratique, de faire la commerce de leur pratique, ou bien faire l'économie de leur pratique. Donc on a fait exprès pour empêcher le développement social. En réalité, les gouvernements dans le monde travaillent pour le développement économique et social des communautés. Ici, on a fait le contraire. Au lieu d'aider aux Romains pour développer, on les a pressés, on les a transformés dans l'espace informel. Eski hal buranın çok güzeldi. Sizi gibi Avrupalılar geliyordu buraya eğlenmeye. O zaman biz dansırdık burada. Buraları çok güzeldi. Burada Amerika'dan, Almanya'dan, her bir ülkeden eğlenmeye beyler geliyordu, hanımlar geliyordu buraya. Yabancısından tut, Türküne, Kürdüne kadar geliyordu yani. Eğleniyordular burada. Biz de buranın eski dansözleriyiz. Ne bileyim birdenbire işte evlerimize bir yıkım geldi. İşte onlar zamanca hep bize buraya değişen yine ekipler, amirlerimiz değişti. Mıntıkamızın polisleri, amirleri, memurları değişince en son bir tane ekipler amiri geldi buraya başımıza. Sağ olsun Süleyman Ortum. Ne isim vermeyeceğim. Süleyman Ortum girdi buraya. Bütün Sulukule'yi o öldürdü. Sulukule'yi öldürdü. Bütün müşterilerimizi dövdü. Kızlarımızı dövdü, sazlarımızı dövdü, bizi dövdü. Beni bile sopayla dayak attı bana Ortum. Açmayacağınız, burayı çalıştırmayacağınız dedi. Bütün müşterilerimizi dövdüler. Kimse buraya gelmedi, burası korkunç oldu. Bak biz buradan geçiniyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz buradan geçiniyoruz. Müşteri çevireceğiz, ekmek yiyeceğiz. Kızlarımız ufaktan yetişiyor burada, oynuyor. Dans ediyorlar, çalgı çalıyor çocuklarımız. Müzisyen biz yedi kardeşimizle. Dördü, üçü, beşi dansözdü burada. Beş, altı tane kardeşim de müzisyendi burada. Çalgı çalıyordular. Hepsi bak onların evleri buraları. Yıkıldı, hiç ev vermediler. Yedi kardeşimizden birimiz ev almadık burada. Hepimiz sokakta kaldık. Isztambul óvárosának falai között, Sulukule negyedben vagyunk, ahol romák már több mint 1000 éve élnek. 10 nap múlva a történelmi negyed falai a földön lesznek egyenlőek. Semmi sem marad már az 1000 éves roma városrész Sulukule helyén. Az itt lakók
és mi is megdöbbenve állunk az üres és lerombolt falak előtt. L'État, le gouvernement local, vient et prend leur maison de leurs mains et leur donne de l'argent. C'est une pratique qui a été conçue légalement. Je pense que cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Donc il y a une inégalité. Et quand on choisit un espace, on choisit l'espace où il n'y a pas de personnes qui peuvent représenter leurs possibilités. Donc c'est un exemple très important parce qu'on a choisi Sulukule. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est un espace qui n'est pas connu, qu'on peut être négligé. Zenginler oturacak burada. Bu proje rahat projesidir arkadaşlar. Rahat projesidir. Zenginler oturacak. Yoksullar dışarı. 3 yıl boyunca oradaki Sulukule Roman Derneği ile birlikte belediyeye gittik, geldik. Bu projeyi birlikte yapalım. Sulukule Roman Derneği Fatih Belediyesi'nin partneri olsun ve burada romanlar kendi kültürleriyle yaşasınlar. Ne istiyorlarsa onlar belirlesinler, bu projeyi birlikte belirleyelim diye. Fakat kesinlikle karşı çıktılar projenin böyle olması ve bu bir sonrasında işte bugün gördüğünüz gibi bir rant projesi haline geldi. Yani yaklaşık orada 620 tane lüks villa yapacak belediye ama bu evlerde bu 620 lüks konutta 500'ü aşkın dışarıdan gelen üçüncü şahıslar oturacak. Rantçılar, spekülatörler oturacak. Yani çok ucuza romanların ellerinden evlerini satın aldılar ve orada artık onlar yaşayacak. Bin yıldır yaşayan Sulukuleliler, Sulukuleli romanlar artık orada yaşamayacak. Yani bu bile saray geliyor bize şu anda. Ne yapalım? Haliyle sokakta kalacak, alacak biri, sıkıştıracağız artık ama nereye? Nereye yani? Herkesin durumu kendine. Kaçıyorlar da, niye kaçıyorsunuz ki? Geleceğimi ne yapacağım? İşte geleceğim. Belli yani, sokaktayım. Daha geleceği ne var ki? Şimdiden sonra ne olabilirim ki ben? Ne gelebilir benden? 75 yaşında dede, 65 yaşında ben ne yapabilirim ki? Yardım istiyorum yani. Yardım istiyorum, ev istiyorum. En azından bir ev istiyorum yani. Ben de gireyim, sokayım kafamı. Yardım yok, gelen yok, giden yok. Böyle yani yıkılsa kaldık sokakta. Şu anda kaldık. Herkes gitti, bak ben kaldım. Yani kendi mücadelemizle bu kadara kadar yani. Ki oturacak yer değil ama ne yapalım, buna da razıyız. Yıkılmasın, buna razıyım. Ne yapacağım, alsın beni de şeyin üstüne. Ne yapabilirim ki? Isztambul 2010-ben Európa kulturális fővárosa lesz. Sajnos éppen ennek ürügyén változtatják meg az óvárost, s vele együtt a hajdani virágzó roma mahalát. Utolsó pillanatok, egy eltűnő kultúra lenyomatai. Ahogy a dal hangzik, Sulukule, történelmi hely, nézd mi lett vele. Le roman qui vante leur maison ne peuvent pas gagner de l'argent. Ils vantent et obtiennent le prix du terrain. Mais ceux qui investissent, puisque c'est un quartier dans la ville qui est bien logé, et donc le revenu est transféré justement aux investisseurs. C'est une pratique qu'on dit de marketing. Il n'y a aucune chose politique. Vous voyez, ils vantent. Il n'y a pas de seller, il y a un market pour vendre. Donc nous annonçons un prix, mais ils vendent encore plus le prix. Mais à transformer cette richesse.
Parce que autrement, ils étaient bien économiquement. Mais ils ont perdu cette chance par la pression de l'autorité publique. On a interdit leur pratique musicale. Ils ont été économiquement appauvris à cause des pressions de la police. Donc on n'a pas voulu qu'ils deviennent des gens qui se représentent dans l'espace public. Pourquoi ? Tout le monde a des pratiques, tout le monde peut faire de la musique, tout le monde peut danser. Mais seulement les gitans ne peuvent pas. On a défendu leur pratique, de faire la commerce de leur pratique, ou bien faire l'économie de leur pratique. Donc on a fait exprès pour empêcher le développement social. En réalité, les gouvernements dans le monde travaillent pour le développement économique et social des communautés. Ici, on a fait le contraire. Au lieu de aider au roman. Ve bu Sulukule olmasının tek sebebi de İstanbul'a dağılan su, İstanbul'a dağılan bütün çeşmelere dağılan su. Şimdi biz de müzisyendik. Eşikten başlar. Bu annelerimizin, babalarımızın hep bu müzikle uğraştığı için böyle gelmişler. Bu zamana kadar böyle gidiyorlar. Şimdi ben keman çalıyorum. Annem darbuka çalıyor. Babam ut çalıyor. Abim keman çalıyor. Ablam keman çalıyor. Halamın oğlu keman çalıyor. Bir oğlu org çalıyor, bir oğlu ut çalıyor. Yani bizde sülalece bunu devam ettirmişler, yüzyıllardan beri devam ediyor. Bu bizim bir geleneğimiz, roman geleneği. Aynı zamanda bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk sanat müziği. Biz bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk sanat müziğini de çok iyi bilen insanlarız. Ve müzikle uğraşan bir roman Türkiye'de. Dünya romanları da kendi devletlerine göre onların müziklerinden uğraşıyorlar. Quand on regarde à Sulukule, les maisons qui sont formées en 1900, qui ont été fermées en 1993, a perdu. Papujában a roma kultúra ázsiai és európai gyökerei fonódnak össze. Tartsanak most velünk Sulukulébe. Fatih döneminden başlıyor bu tarafa. Ama ilk romanların gelişi buraya 1254'lerde. 1250'de geliyorlar burasını buluyorlar. Ve dünya romanlarından karma 3 tane, 5 tane, 3 tane, 5 tane. Yani 30 kişilik değil. 5 kişilik, 6 kişilik gruplar. Mesela abisinden, dayısından, amcasından geliyorlar. At arabası, demircilik, okabakız, rakaze, müzisyenlik, yani çalgı. O zaman çeşitli sazlar. Çalarak burada şey yaparken Fatih Sultan Mehmet'le beraber de buradan demir kapıdan ilk defa romanlığa giriyor buraya. Ve Fatih Sultan Mehmet Topkapı'dan girdiği için buradan Topkapı'dan Edirne Kapı'yı bu romanlara veriyorlar. Buranın adı Sulukule Caddesi oluyor. Yolu oluyor. Yol o şimdiki şeye göre
cadde. Yani şu Karaboy'dan bu olduğu gibi Sulukule'lere verelim. Világjáró sorozatunk mai epizódjában Isztambul Fatih kerületébe, az ezer éves Sulukule Roma negyedbe látogatunk, melyet úgy ismernek, mint a romák legrégebbi lakónegyede. Ez volt a roma zene és tánc egyik legfontosabb kulturális központja Törökországban, mely világszerte keresett zenészeket és táncosokat adott a török zenei életnek. Európa